Merhaba arkadaşlar. Bugün tesviyecilik kısmından bahsedeceğiz. Giriş olarak bunları bilerek kolumda tuttum. Önce iş güvenliği kısmında dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan ilk olanı parmağımızda yüzüktür, saattir, takıdır. Bunların bulunmaması gerekiyor. Bu yüzden üstümüzde böyle aksesuarlar varsa çıkartıyoruz. Bugün tesviyecilik kısmında bahsedeceğimiz konu eyleme işlemleri olacak. Eyleme işlemlerinde kullanacağımız araç ve gereçlerimiz var. Önce bunları tanımamız gerekiyor. Bunlardan bahsedecek olursak şu an önümde duran tesviyeci mengenem var. Bu mengenemin kısımları var. Kısımlarından bahsedecek olursam burada gövde kısmı, sabit çenem, örsüm, hareketli çenem, burada sıkma kolum ve içerisinde bulunan vidalı milim. Mengenemin kısımları bunlar. Bunlardan oluşuyor. Sonrasında tesviyecilik kısmında kullanacağım E çeşitlerim burada mevcut. Bunlardan bahsedecek olursam burada lama E'miz var. Düz lama E'miz. Burada dişleri kalın olan kısımları var. Bir sonraki E'miz gene düz lama E'miz. Burada dişleri ince olan E'miz var. Bunlar tabi üçe ayrılıyor. Kalın, orta ve ince olarak. Şu an benim masamda kalın ve ince olarak E'lerim mevcut. Üçüncü olan balık sırtı, yarım yassı dediğimiz E çeşidimiz. Dördüncü olan kare E dediğimiz E çeşidimiz. Ve sonuncusu da yuvarlak E dediğimiz E çeşidimiz. Tabi bunları ben size görsel olarak göstereceğim. Daha birçok çeşit E mevcut. Ama şu an elimde mevcut olan E'ler bunlar. Her bir E farklı işler için kullanılıyor. Kullanım yerleri var. İş parçaları üstlerinde de bunları göstermeye çalışacağım. Sonrasında 90 derece kıl gönyem, parçamın üzerindeki yamukluğu ölçmem için bir ölçü kontrol aleti. Sonrasında E dişlerim dolduğu zaman bunları temizlemem için bulunan tel fırça. Son olarak şöyle kullanacağım masamı temizlemek için, talaşları temizlemek için bir tane de fırçam bulunuyor. İlk olarak bir iş parçası alacağım. Burada başlangıç seviyesi için eğileceğim parça şöyle bir kesilmiş lama. Bu lamayı geniş yüze eğleme olarak eğlemeye başlayacağım. Bunun için parçamı geniş alanda mengeneye bağlamam gerekiyor. Yani şu şekilde değil. Çünkü bu yüzeyde eğleme yapacağım zaman burası dar yüzey eğleme olarak geçiyor. Ama bu şekil bağladığım zaman bu yüzey geniş alanı eğleme olarak geçiyor. Buraya bu bağlantıyı yapabilmem için sıkma kolumu kullanacağım. Ve iş parçamı mümkün mertebe dengesiz sıkılmaması için mengenemin ortasında tutacağım ve evet. Şimdi sıkma kolumu kullanarak şu şekilde, hatta elimi altta değil de elimi üst tarafta tutacak şekilde mengenemin sıkma kolunu çeviriyorum ve sıkma işlemini gerçekleştirdim. Bunun için karşı tarafına şöyle bakarak parçamın düzgünlüğünü kontrol ediyorum. Burada parçam olabildiğince düz olmalı. Çünkü kameradan da göreceksiniz. Şu şekilde bağladığım zaman, bu abartılı bir şekilde tabii göstereyim. Yani yamuk bağladığım zaman eğleme işlemimde bağladığım yamukluğa paralel olarak yamuk gidecektir. Bu da istenen bir durum değil. O yüzden mümkün mertebe mengeneme ortalığı 3-5 mm yukarıda kalacak şekilde parçamı olabildiğince düzgün olarak
sıkıyorum. Şöyle bir yokluyorum. Gevşek kalması durumunda ufak çaplı iş kazaları meydana gelebilir. Bu yüzden parçamızı güzel bir biçimde mengenimize sıkıyoruz. Şimdi yapacağımız işlem geniş yüzey eğleme dedik. Bunun için düzlama eğimi alıyorum. Bu düzlama eğimin dişleri kalın. Burada kaba bir işlem yapacağım için bu E'yi tercih ediyorum. Ancak E seçiminde kalın diş değil ince dişli E seçersem yapacağım işin süre olarak oranı kat ve kat artacaktır. Yani bizi bayağı yoracaktır. O yüzden ekipman seçimi burada önemli. Burada düzlama eğimi aldım. Sonrasında eğimi tutuş şeklim var. Eğimi tutuş şeklim sağ elimin avuç içine eğe sapımı şu şekilde dayıyorum. Sonrasında parmaklarımla kavrayıp baş parmağımı da eğimin üzerine koyuyorum. Yani tekrar edeyim. Dayadım, alttan kavradım, baş parmağımı şu şekilde koydum. Sağ elle tutuşum, tutuş pozisyonum bu şekilde olacak. Sonrasında sol el avuç içimi eğimin ön kısmına şu şekilde koyacağım. Bunun sebebi elime herhangi bir zarar gelmemesi. Yani şöyle tutuş yaptığımız zaman, eğiyi fazla kaçırdığımız zaman elimizde ufak tefek kesilmeler meydana gelebilir. O yüzden mümkün mertebe buna dikkat edeceğim. Sonrasında bir duruş pozisyonumuzun olması gerekiyor. Bunun için bu şekilde duruş olmayacaktır. Çünkü bir kuvvet almamız gerekiyor. Bu kuvveti alabilmemiz için sol ayağımı öne, sağ ayağımı biraz arkaya atıp şu şekilde bir destek pozisyonu çıkartıyorum kendimi kuvvet alabilmem için. Sonrasında düzlama eğimi bu şekilde parçanın üzerine yerleştiriyorum ve ileri ve geri hareket ederek eğleme işlemine başlıyorum. Burada dikkat etmem gereken şey ileri giderken eğimin talaş alması, geri gelirken eğimin talaş boşaltması. Şimdi eğleme işlemine başlıyorum. Mümkün mertebe bu hareketi yaparken eğimin düz durmasını sağlıyorum. Eğer düz durmadığı takdirde parçamın baş ve alt kısımlarında yani şu kısımlarda aşağı doğru eğilmeler meydana gelecek. Bu da parça gönyesini bozacaktır. Devam ediyorum. Parçamın üzerinde sağa doğru çapraz olarak kayıp sonrasında geri geliyorum. Bu bütün parçamı kapsayacak şekilde oluyor. Tabi farklı bir eğleme çeşidinde de eğimizin kursörünü kullanarak yani uzun kurslu eğleme yapacağımız şu kısım meydana geliyor. Bunu yaparken de eğinin kurs boyunu yani eğinin boyunu kullanacağımız bir eğleme tipi oluyor. Tabi şu an eğimin genişliği parçamın genişliğinden küçük. Gene pek elverişli olmayacak bu durum. Burada da gene uzun kurs kullanırım ama gene çapraz halinde hareket etmem burada gerekiyor. Bu şekilde devam ettikten sonra parçamın yüzey işlemi düzgün hale gelmeye başlıyor. Bu dediğimiz gibi kaba iş yaparken kullandığımız bir eğe. Sonrasında ince diş daha hassas bir hale geçebiliyoruz. Bu geniş yüzey eğleme kısmıydı. Sonrasında parçamı söküyorum. Bu sefer dar yüzey eğleme yapacağım. Burada uzun kursu daha iyi görebiliriz. Parçamı tekrardan sıkıyorum. Olabildiğince düzgünlüğüne bakıyorum. Ve ortalı bir şekilde bağlıyorum. Tabi biraz daha aşağıda bağlayabilirim. Daha uygun olacaktır. Şu an sökmeyeceğim. Dar alan eğlemede de aynı eğ tutuş pozisyonum. Elim gene bu şekilde. Gene bu şekilde ileri geri hareketle. Şöyle parçanın üst yüzeyine doğru bakarsak çizilmeleri görebileceğiz. Örnek veriyorum, şurada herhangi bir şey yok şu an. Şu kısımlar çizilmeye başladı. Yani buradan talaş kaldırma işlemimiz gerçekleşti.
Burada talaşımızı kaldırdığımız takdirde parça yamukluğunu absorbe etmiş oluyor ve düzlemiş oluyoruz. Ve uzun kurs eğleme kısmında E'miz şu an geniş, yani parçadan geniş. Bu şekilde uzun kurs eğleme dediğimiz eğleme çeşidini yapıyoruz. Tabii birçok eğleme çeşidimiz mevcut. Bunları yine görsel olarak paylaşacağım. Bu parçamızı söküyorum. Bir kenara kaldırıyorum. Kullanacağımız burada kare E'miz var. Kare E için uygun olarak şöyle bir iş parçam var. Şurada 90 derecemiz var. Bu 90 dereceyi eğlemek için kareye kullanacağım. Mengenemi açıyorum. İş parçamı tuttum. Gene olabildiğince düzgün olarak bağladım. Sıktım. Sonrasında gene E'ye tutuşumla şu şekilde tek parmağımla destek yapabilirim. Bu şekilde 90 derece köşeleri eğleme işlemini kare eğimle gerçekleştiriyorum. Sonrasında burada parça içinde bir delik var. Bu deliklere diğer eğelerimiz girmeyecektir. Bu yüzden yuvarlak eğe dediğim eğim ile tutuş pozisyonu da yine avuç içi parmaklarımı sardım. Baş parmağımı koydum. Buradan bileğime destek yaparak, hani uçtan değil, artık burada bileğime şu şekilde destek yaparak burada delik içi eğleme yapıyorum. Çapak alabilirim. Delik içi eğleyebilirim. Bu şekilde yuvarlak eğe kullanımı da bitmiş oluyor. Son olarak balık sırtı dediğim eğem, bununla da gene delik içinde, yani kurtardığı kadar bu şekilde büyük deliklerde eğleme yapabiliyorum. Çünkü burada yuvarlak bir formum var. Buraya uygun. Çapak alma işlemlerini gene yapabiliyorum. Burada da tabii burada baş parmağımla destek verebilirim. Yine az önceki gibi burada bileğime de yine destek verebilirim. Sonrasında iş yaptığım eğelerde talaş dolması olacağı için tel fırçam ile bunların olukları var çapraz şekilde. Bu olukları eğiyi şu şekilde tutarak eğimin dişlerini temizliyorum. Yani buradaki dolulukları temizliyorum. Bu şekilde E temizliğimi yapıyorum. Sonrasında iş parçamı söktüm. Ve çalıştığım ortamı, mengenemi oluşan talaşlardan temizliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de son olarak ölçü kontrol aletlerimden gönyemi kullanacağım. Dersimi bitirmeden önce. Gönyemi kullanırken 90 derece, yani burada gördüğüm açı 90 dereceyi kullanabilirim. Ve gönyemin şuradaki keskin kenarlarını kullanabilirim. Bunun için iş parçamın bir yüzeyine şu şekilde gönyemi koyarak ve karşıma bir ışık kaynağı alarak, gün ışığı olabilir veya içeride isek bir lamba olabilir. Bir ışık alarak karşıma buraya bakıyorum. Eğer ki karşıdan ışık görüyorsam burada bir dengesizlik, bir gönyesizlik var demektir. Bu kısımları eğlemeye devam ediyorum. Veyahut 90 derece almam için burada gönyemin şu yüzünü iş parçama dayıyorum ve yavaşça aşağıya kaydırıyorum. Bu da iş parçamdaki 90 derece kısmını kontrol etmeme yarıyor. Kıl gönye kullanımı, 90 derece gönye kullanımı bu şekilde. Bu da ölçü kontrol aletimiz. Bu şekilde bunu da bırakıyorum. Düzenli ve tertipli bir biçimde.
Dersime burada son veriyorum. Herkese iyi çalışmalar.